Merhaba arkadaşlar. Şimdi bir başka doğrusal programlama modeliyle karşı karşıyayız ve burada hem modeli kuracağız, bu bir minimizasyon problemi, hem de ne yapacağız? Grafik çözümünü yapacağız arkadaşlar. Deniz diye bir arkadaşımız var. Bu arkadaşımız işini gücünü bırakıyor ve kendini nereye veriyor? Çiftlik hayatına veriyor. Ve araziyi ekip biçmeye karar vermiş. İki farklı da ne alması lazım? İki farklı da arkadaşlar gübre seçeneği söz konusu. Bunlardan bir tanesi Super Grow diye bir marka. Diğeri ise Quick Grow diye bir marka. Ve arazimizin en az 16 poundluk neye ihtiyacı var? 16 poundluk nitrojene, 24 poundluk da fosfata ihtiyacı var. Super Grow dediğimiz markanın bir torbası 6 dolar. Quick Grow'un bir torbası ise 3 dolar. Bir de bunların içerikleriyle ilgili bir tablomuz var. Hemen aşağıya inecek olursak onu da size gösterelim. Super Grow markasının bir torbasında 2 pound nitrojen ve 4 pound fosfat var. Quick Grow'un bir torbasında 4 pound nitrojen, 3 pound fosfat var. Az önce söylediğimiz gibi de arazimizin ihtiyaç duyduğu asgari miktarlar nitrojen için 16 pound, fosfat için ise 24 pound arkadaşlar. İlk olarak karar değişkenlerimizi belirleyeceğiz. Karar değişkenlerimizi belirleyecek olursak ne diyeceğiz? X ve Y diye belirleyelim. Hemen burada şöyle yazalım. Tabii sevgili kediciğim izin verecek olursa ben de bu soruları anlatacağım size ama neyse. Şimdi X dediğimiz şey ne olacak? X dediğimiz bizim arkadaşlar süper ay çok eğlenceli. Ay ay ay. Super Grow. Super Grow. Super Grow. Marka. Marka gübreden alacağımız miktarı göstersin. X dediğimiz, Y dediğimizde neyi göstersin? Y'de Quick Crop markasından gübreden gene alacağımız miktarı göstersin arkadaşlar. Şimdi amaç fonksiyonumuzu yazalım ilk önce. Amacımız maliyetimizi minimize etmek. Amacımız maliyetimizi minimize etmek. Pekala, nasıl minimize edeceğiz? Maliyetlerimiz neydi? Bir torba Super Grow için 6 dolar para veriyorduk. O zaman X torbası için 6 çarpı X dolar para vereceğiz demektir. Bir torba Quick Grow için 3 dolar para veriyorduk. O zaman Y tanesi için ise 3Y'ye kadar ne vereceğiz demektir? 3Y dolar kadar para vereceğiz demektir. Cebimizden çıkacak toplam para 6X artı 3Y'dir. Bizim amacımız cebimizden çıkan bu parayı minimize etmek. Ama koşullarımız var. Tabii ki koşullarımız ne? Fosfat ve nitrojen kısıtlarının sağlanması. Super Grow'un bir torbasında 2 pound, Super Grow'un bir torbasında 2 poundluk neyimiz vardı? Nitrojenimiz vardı. Bakın nitrojen kısmını yazalım. 2 poundluk. O zaman X tanesinde 2X pound kadar nitrojen bulunur. Ve Quick Crop'un bir torbasında 4 poundluk nitrojen bulunmaktaydı. Y torba alacağıma göre 4 çarpı Y pound kadar da neyim bulunur? Nitrojenim bulunur. Bu alacağım toplam nitrojen miktarı. Benim toprağımın ihtiyaç duyduğu nitrojen miktarı ise 16 pound'du. En az 16 pound idi. Onu da yazmış olduk. Bu
bizim nitrojenle ilgili olan neyimiz? Nitrojenle ilgili olan kısıtımız arkadaşlar. Bir de fosfatla ilgili olan bir kısıtımız vardı. Bir torba Supergrow'da 4 poundluk fosfat olduğuna göre X tane torbada 4X poundluk fosfat mevcut olacaktır. Ve bir torba Supergrow'da 3 poundluk fosfat vardı. Öyleyse Y torbada 3 çarpı Y kadar ne bulunmaktadır? Fosfat bulunmaktadır. Bunun da en az 24 pound olması gerekmektedir. Bu da fosfatla ilgili olan kısıtımızdır. Fosfat kısıtımızdır. Bir de negatif olmama koşulumuz var. Negatif olmama koşulumuz var. Bu böylelikle biz doğrusal programlama modelimizi ne yapmış olduk? Oluşturmuş olduk. Şimdi ne yapacağız? Şimdi bu eşitsizliklerin çözüm kümesini kartezyen koordinatlarda göstereceğiz. Her bir kısıtın çözüm kümesini ayrı ayrı çizeceğim. Sonra da her iki kısıtımı aynı düzlemde ifade edeceğim. Bu arada negatif olmama koşulu olduğu için bütün kısıtlarımı arkadaşlar sadece birinci bütün kısıtlarımın çözüm kümesini birinci bölgede çözeceğim arkadaşlar. Ona da dikkat edin lütfen. Şurada. Evet. Şimdi 2x artı 4y, 2x artı 4y büyük eşittir 16 kısıtını x ve y koordinatları üzerinde gösterelim. 2x artı 4y büyük eşittir 16'yı çizmek için ilk önce 2x artı 4y eşittir 16 doğrusunu çizmem lazım. Bu doğruyu çizmek için de eksenleri kestiğim noktayı bilmem lazım. X'e 0 verirsem y 4'e eşit olur. Y'ye 0 verirsem de x kaç olur? 8 olur. Demek ki burası y eksenimiz, burası x eksenimiz. Demek ki benim bu 2x artı 4 eşittir 16 doğrusu x eksenini 8'de kesiyor. Şurası 2, 4, 6 ve 8. Şurası 8 olsun. Burada kesecek. Bir de y eksenini de 4'te kesecek. 2, 4 şeklinde şurada kesecek. Bu iki noktayı birleştiren doğruyu çizdiğimiz zaman ne elde etmiş oluruz? 2x artı 4y bu doğru. 2x artı 4y eşittir 16 doğrusu. Tekrar ediyorum. Negatif olmama koşulu söz konusu olduğu için sadece birinci bölgede çiziyorum arkadaşlar. Doğru mu? Şimdi 2x artı 4y büyük eşittir 16 eşitsizliğinin çözüm kümesi hangi bölge? Bunu nasıl belirleyeceğim? Kontrol noktası olarak orijini alıyorum. X'in yerine 0, Y'nin yerine 0 yazdığımda eşitsizlik sağlanırsa o zaman orijinin olduğu bölgeyi tarayacağım. Değilse orijinin olmadığı bölgeyi tarayacağım. Tabii ki 0 16'dan büyük eşit olmadığına göre ben burada ne yapmak durumundayım? Yukarısını şöyle bu doğrunun üst kısmını taramak durumundayım arkadaşlar. Şunu da ifade edelim. Eşitlik söz konusu olduğu için çözüm kümesine 2x artı 4y eşittir 16 doğrusu da dahildir. Bu doğru üzerindeki bütün noktalarda bu eşitsizliği sağlarlar arkadaşlar. Şimdi bir sonraki eşitsizliği çizeceğim. Onu çizeceğiz arkadaşlar. Evet, bundan sonraki eşitsizliğimiz hangi eşitsizlik? 4x artı 3y 4x artı 3y büyük eşittir 24 eşitsizliği. Bu eşitsizliği çözeceğiz. Ama bunun için de ilk önce 4x artı 3y eşittir 24 doğrusunu çizmem lazım. X'e 0 verirsem y kaç oluyor? Y eşittir 8 oluyor. Ve y'ye 0 verirsem de x eşittir 6 oluyor. Şurası 2, 4, 6 ve 8. Burası 2, 4, 6 ve 8. Şurası 2,
4 ve 6. Yani x eksenini 6'da, y eksenini de 8'de kesiyor. Bu iki noktayı birleştiren doğru parçasını çizeceğim. Bu iki noktayı birleştiren doğru parçasını çizeceğim. Yine birinci bölgedeyim çünkü negatif olmama koşulumuz var. Daha sonra da ne yapacağım? Bu çizmiş olduğumuz 4x artı 3y eşittir 24 doğrusu arkadaşlar. 4x artı 3y büyük eşittir 24 eşitsizliğinin çözüm kümesini bulmak için gene orijini kontrol noktası olarak kullanıyorum. 4 çarpı 0 artı 3 çarpı 0 24'ten büyük veya eşit midir diye soruyorum. Tabii ki 0 24'ten büyük eşit olmadığına göre o zaman 0'a 0'ın işin içinde olmadığı kısmı tarayacağım. Bakın şuradaki bölgeyi, yukarıdaki bölgeyi ne yapıyorum? Gördüğünüz üzere arkadaşlar tarıyorum. Ve tabii ki bu doğru üzerindeki bütün noktalarda nedir? Bu doğru üzerindeki bütün noktalarda bu eşitsizliğin çözüm kümesine aittir, dahildir diye söylüyorum. Şimdi ne yapacağım? Şimdi bütün bu iki eşitsizliği aynı kartezyen koordinatlarda çizeceğim ve uygun çözüm bölgesini göstereceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bütün bu eşitsizlik sistemlerini aynı düzlem üzerinde şu anda gösterdim. Burada iki tane eşitsizliğimiz var. Bir tanesi, evet, nitrojenle ilgiliydi, diğeri de fosfatla ilgiliydi. Yani bir tanesi 4x artı 3y eşittir 24, 4x artı 3y eşittir 24, 4x artı 3y eşittir 24 doğrusu. Diğeri de neydi? 2x artı 4y eşittir 16. 2x artı 4y eşittir 16 idi. 2x artı 4y eşittir 16. Her iki eşitsizliğin aynı anda sağlandığı bölge şu pembe ile taralı olan bölge ve burası bizim uygun neyimiz? Çözüm alanımız. Uygun çözüm alanımız sınırlı değil. Bir bölgenin sınırlı olması için bir dairenin içerisine alınabiliyor olması lazım. En kaba tarifiyle. Öte yandan burada bir minimizasyon problemiyle karşı karşıya olduğumuz için şu uç noktalarda çözüm var mı yok mu diye bakalım. Bakın 3 tane uç noktamız var bu çözüm alanımızın. Burası A noktası, şurası B noktası ve burası da C noktası. A, B, C noktalarının nelerini bulacağız? Koordinatlarını bulacağız. A noktasının koordinatları zaten belli. 4x artı 3 eşittir 24'ün y eksenini kestiği nokta 0'a 8. B noktasının kesişimini birazdan bulacağım. C noktası da 2x artı 4 eşittir 16 doğrusunun x eksenini kestiği nokta, yani 8'e 0. B noktasının koordinatlarını nasıl buluyorum ona bakalım. Bunları bilmiyoruz. Bu iki tane doğrunun kesiştiği bir nokta. Yani 4x artı 3y eşittir 24 doğrusuyla 2x artı 4y eşittir 16 doğrusunun kesiştiği nokta B noktasıdır. Bu iki denklemi ortak çözmem gerekmekte. Ben ikinci denklemi iki ile çarpıp taraf tarafa çıkartırsam x'leri ortadan kaldırırım. Ve 3y eksi 6, eksi 8y, 3y eksi 8y eşittir 24 eksi 32 olur. 3y'den 8y çıkarsa eksi 5y kalır. Ve 24'ten 32 çıkarsa da eksi 8 kalır. Bu durumda y eşittir kaç olur? Y eşittir 8 bölü 5 olur arkadaşlar. Bulduğumuz bu çözümü herhangi bir denklemde yerine yazarsak o zaman B noktasının
absisini de bulmuş olacağız. 4 çarpı x artı 3 çarpı 8 bölü 5 eşittir 24'ten. 4x eşittir 24 eksi 24 bölü 5. O da eşittir 24 parantezinde 1 eksi 1 bölü 5 desek. Şu 4'leri sadeleştirirsek, ondan sonra şuradan 4'lerimizi sadeleştirirsek, 4'ler sadeleşti. X eşittir 6 çarpı 5'ten 4 bölü 5, bu da 24 bölü 5'e eşit olmuş olur. Yani B noktasının koordinatları nedir? B noktasının koordinatları 24 bölü 5 ile 24 bölü 5 ile 8 bölü 5'tir. 3 tane köşe noktamız var. Amacımız arkadaşlar bu noktalardan, bu köşe noktalarından hangisinin amaç fonksiyonunu minimize ettiğini belirlemek arkadaşlar. Ve bunun için de ne yapacağız? Amaç fonksiyonunda bu noktaların amaç fonksiyonunun noktalarda aldığı değerleri hesaplayacağız arkadaşlar. Şimdi 3 farklı köşe noktamız var. Bu aslında üst taraftan sınırsız bir bölge. Ama ben minimizasyon problemiyle ilgileniyorum. Ve bu bölge alttan sınırlı arkadaşlar, dikkat edersiniz. Bu minimizasyon probleminde de bu 3 tane köşe noktasında fonksiyonumuzun, amaç fonksiyonumuzun aldığı değerleri hesaplayacağım. A noktasında aldığı değer kaça eşittir? A noktasında aldığı değer 6 çarpı 0 artı 3 çarpı 8'den bu 24 değerini alır. B noktasında aldığı değer 6 çarpı 24 bölü 5 artı 3 çarpı 8 bölü 5'ten bunu da 24 bölü 5 parantezine alacak olursam 6 artı 1, yani 24 çarpı 7 bölü 5, o da kaça eşit olacaktır? 33,6'ya eşit olacaktır. B noktasının aldığı değer 33,6. Amaç fonksiyonumuzun C noktasında amaç fonksiyonumuzun aldığı değer 6 kere 8 artı 3 kere 0'dan 48 olacaktır. Köşe noktalarında fonksiyonumuzun aldığı en küçük değer 24'tür. Öyleyse optimum çözüm arkadaşlar A noktasında gerçekleşmektedir. X eşittir 0, Y eşittir 8. Yani ben süper grove dediğimiz dübeden hiç almıyorum. Quick grove'dan 8 torba alıyorum. Ve optimum değeri de fonksiyonumun, optimum değeri de amaç fonksiyonumun optimum değeri de kaça eşit olacak? O da 24 dolara eşit olacak. 24 dolar vererek ben arazimin ihtiyaçlarını karşılayabiliyorum arkadaşlar. Böylelikle bu sorumuzun sonuna gelmiş olduk. Şimdi ilerleyen videomuzda grafik çözümde karşılaşacağımız özel durumlardan bahsedeceğiz. Bu özel durumlar sınırsız çözüm, hiç çözümün olmaması, ondan sonra çözümün alternatif çözümün olması veya sonsuz çözümün olması. Grafik çözümde bunları inceleyeceğiz arkadaşlar. Hepinize saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Sağlık ve esenlik diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyerek dersimizi sonlandırıyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.